Arkadaşlar merhaba. Bugün 21 Ağustos 2024 Çarşamba. Yabancı yaşlarda İngiltere'de York'tayız. Bu da York Hipodromu'nun orijinal görüntüsü. Evet, apartman şeklinde yapmış adamlar. Birinci koşu 15.50'de Edil Plesenica'ya başlıyor. Toplam 7 koşu var zaten. Handikap 3 kere İngilizler 1100 metreye çıkacaklar. Çim pist. Burada 4 tane at var. 2 numara Jordan Electrics. Normal şartlar altında bu 2 ve 1 numaralı safkanlar yeterli arkadaşlar. Demokrasi dilemma. Zaten bunları hatırlıyorsunuzdur. Fakat 3 ve 4'ü de ilave etmekte yarar var. Silky Wilkie ve Pilgrim. Bunlardan herhangi bir tanesi 7'li preste değil, ilk 2'ye girmesi lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ya birinciler ya ikinciler. Midland Park'ın atı burada bununla yaban atmıyor Silky Wilkie. 2 ve 1 ön planda 3 ve 4 arka planda 4 tane at diyoruz burada. Evet, şurada bir Blue Point yavrusu var. Araya sıkışmış. Pocklington. Pocklington'ı yazarak pok yemeyelim de. Pocklington arkadaşlar onu da yazabilirsiniz. İkinci koşu Accom Stakes diye geçiyor. Grup 3 koşusu. 2 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar banko ile başlayacağız. 2 tane banko var. Buraya da banko ile başlayacağız. Yapacak bir şey yok. 6 numaralı Ruling Court. Godolphin. Charlie Applepie. Bunlar bir araya gelmişler. Bu yeni geldi İngiltere'ye. Ama bu at diğerlerinin yanında çok ötede bir safkan. Yani kazanmama ihtimalini pek biz düşünmek istemiyoruz yani bunun. Yukarıda hemen Rayeko var yine. Kameko yavrusu Kaneko diyesim geldi. Sonra arkadaşlar de yine çok güzel bir orijin burada. İrlanda Acclamation'dan gelme Diablo Royal var. Burası biz yani atmayanları, tek atmayanları bu atları tavsiye ediyoruz. 7 numaralı The Lion and Winter. Bu da öyle. Sea Stars yavrularını biliyorsunuz zaten. Şu Memmas yavrusu da çok güzel arkadaşlar gözüküyor. 99 handikap puanı ulaşmış 3 koşuda. Biz burada seçtik 6 banko. Evet 3. koşu Great Vaultee Gyor Stakes diye geçiyor. Grup 2, 3 yaşlı İngilizler ve 2400 metreye çıkacaklar. Yani Godolphin'in şöyle bir şey var. İlk kez çıkacak olduğuna bakmayın. Hazır olmasa çıkartmazlar. Yani getirmişler, hazırlamışlar. Onların bambaşka bir çalışma şekilleri var. Evet burada 1 numaralı Los Angeles Ryan Morla. Bakın küçük kuponlarda bunu rahatlıkla banko atabilirsiniz bu safkanı. Ama biz adın yanına 5 numaralı Kings Gambit, William Buick. Yine Araplara çalışıyor. Muhammed Cabir denen bu vatandaşın atına biniyor. Ve 2 numaralı Illionis Lordan. Bu da İrlanda. Da at biniyor bunlar biliyorsunuz. Lordan'la McDonough. McDonough. Evet. 1-5-2 yani burayı kapatmış gibi oluruz böylece. Ama ben tekrar ediyorum bu Los Angeles çok zor geçilecek. Bakın göreceksiniz. Muhtemelen kazanacaktır. Alternatif banko 1 numara. Mesela ilk ayağı at yazarsanız mesela burada bankoyu kullanabilirsiniz bunu. Banko olarak 2 tane banko atan arkadaşlar için bahsediyorum tabii. Dördüncü koşu 17.35'te Jude Monte International Stakes'te geçiyor. Grup 1 koşusu. Birinciye 708.875 sterlin arkadaşlar. Sterlin bir de bu. Sterlin ne kadar? 40'ın üstüne geçti diye hatırlıyorum. Grup 1, 3 yukarı İngilizler 2060 metre. Evet. Yalnız burada tabii biz bitmiş bir koşudan bahsediyoruz. 12 numaralı City of Troy Banko. Çok zor geçilir arkadaşlar bu at. İşte Justify yavrusu. Bakın bir tane daha Justify var orada. Rolling Court. Bu da Justify yavrusu. Dedim ya ötede bir safkan diye diğerlerinin yanında. Şimdi aynı şekilde bakın bu da Justify yavrusu. Artık bu atların değeri tahminim milyon dolar civarında. Şimdi arkadaşlar yalnız burada bir iki tane at var. Size bahsetmem gereken düşmez bu ama hani ola ki düşürmek isteyenler için ilginç atlar var. Docklands 2 numara var. Burada Kalan Dagan var. Yine Rosarayim'in Blue Stocking var. Kamelot yavrusu. Zor geçer bunlar ama ben size söyleyeyim. Çok zor geçer. Dureza var burada. Lemayre'den bu vatandaş gelmiş ilk kez. Ya bu yarış için getirmişler mesela bu atı.
Japon Dramente yavrusu. Evet, ilginç bir kuşu bizi bekliyor burada. Bu kuşu kesin serpmem lazım. Alarm yapıyorum genelde. Evet, City of Troy Banco arkadaşlar. Çok zor geçerler bu atı. Bakalım göreceğiz. Buraya Banco'yu yapıştırdık. Ama rakiplerine söyledim. Eğer düşürmek istiyorsanız o bahsettiğim atları mutlaka yazın. Beşinci koşu handikap 3 yukarı İngilizler 3260 metre gibi böyle uzun metrajlı bir koşu izleyeceğiz burada. Burada şimdi Frankel yavruları öne çıkacaktır. Orada Seed Stars, Frankel yavruları, Siuni, Le Havre bunların hepsi ön plana çıkması lazım. Çok at yazıyoruz burada. 9 numaradan başlayalım. Great Bedwin. 9 numara Patrick Dobbs. 10 numara Knightwood, Joe Fanning. 6 numara Evolution, Dubav yavrusu Poison Horse. 1 numara Samui, Siuni yavrusu. James Spencer. 2 numara Divine Comedy, Le Havre, Kaya Fraser. 4 numaralı Zofie, Zofan yavrusu Tom Marquand. 13 numaralı Forza Orta. Evet, first bunu yazalım arkadaşlar. 17 numaralı Quantum Leap, Rowan Scott. Şimdi burada bu Frankel yavrusunu pas geçmişiz. Bir tane var. Bir de 8 ve Seed Stars'a pas geçmişiz. Bilemiyorum bu formda at bunlar arkadaşlar. Bakın yazın demiyoruz ama 8 ve burada 12 numara safkanlara da bakabilirsiniz. Evet. 8 ve 12. Evet arkadaşlar geçelim şimdi. Yani 9, 10, 6, 1, 2, 4, 12, 17, 11 ve 8. 8 ve 12. 12 varmış zaten evet. 6. koşu 18.45'te handikap dışı 3 yukarı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Burada 15 tane at var. Gerçekten çok zor bir program. Yalnız bankolar var işte ona göre bakmak lazım. O bankolar gelir mi gelmez mi? Buralar çok tehlikeli. Altılı ganyan buralara bağlı. 8 numaralı Jumbo, Conor Planas. 11 numaralı burada Enchanting, Holy Doyle. Mutlaka yazalım arkadaşlar. Blue Point. Yavrusu 4 numaralı Miss Attitude, Freddie Norton. 5 numaralı Pepsi Cat, Doggy Castello. 9 numaralı Harvana, Clifford Lee. Ve 3 numaralı Azure Angel, Adam Kelly. 8, 11, 4, 5, 9, 3, 6 at bulduk burada. Valla ben 11 numaraya, bu Holy Doyle çok formsuz biliyorum ama çok muazzam bir grup yakalamış burada. Ya sadece 10 numaralı kulvardan çıkıyor bakalım. Tek bir viraj olması lazım diye hatırlıyorum bu York'ta ama göreceğiz. Viraj varsa zorlanabilir. 7. koşu handikap 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada arkadaşlar çok var at. 3 tane at vereceğim yalnız. Artı 3 ve 2. Yani geniş kuponlar için toplamda 8 tane at olmuş oluyor. Evet. Şimdi küçük kuponlar için 5 numaralı Scatterpenny Joanna Mason. 6 numaralı Artagnan James Doyle. Ve 4 numaralı Handcuffed Poison Morphe. Evet. 5, 6, 4. Şimdi geniş kuponlar için 3 tane veriyorum arkadaşlar. Biraz daha fazla. 12 numaralı Above the Law, Crane O'Neill. 1 numaralı It Ain't True, Adam Kelly ve 7 numaralı Cayman Ty, Patrick Dobbs. Mesela bu hatta yani bence yazılmalı. 12.007 dedik. Şimdi çok geniş olanlar için de arkadaşlar çok geniş kuponlar için de 2 tane daha veriyorum. 8 numaralı Invited David Egan. Ve 14 numaralı Managing Director Sylvester de Souza. Bunlar maiden ama burada şansı olan safkanlar arkadaşlar. Yani gelir olan safkanlar. Gördüğümüz kadarıyla öyle. 5-6-4 ön planda. 12-1-7 arka planda ve 8 ve 14'te sürpriz konumda olan safkanlar. Böylece. Evet arkadaşlar, böylece bakıyorum. Bugün Saratoga var, Lattes de Buch var ve Vaal var. Tabii bunlar geldiği takdirde bunları da koyacağız. Saratoga'da 9 koşulu program. Bakıyorum, evet, 20.10'da başlıyor.
Evet, bu bankolarımız var. Bakın iki tane banka var. Çok zor gerçekten Saratoga. İki tane banka var sadece Saratoga'da. Evet. New York'la ilgili videomuzun sonuna geldik herkese. Başarılar diliyorum ben. Rast gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.